Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ, Şile Ava'da lavanta tarlasında çapa yapan işçilerin sorunlarını dinledi. Çankırı Postası'na Zafer Partisi'nin tarım politikaları hakkında özel açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, Suriyeliler vatanlarına döndükten sonra Türk köylüsünün daha fazla para kazanacağını savundu. Köy okullarını tekrar açacaklarını aktaran Özdağ, tarımda yeni bir yapılanma ve üretim dönemine girilmesinin şart olduğunu vurguladı. Tarım işçileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Özdağ, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can eşlik etti. Türkiye'de 20 yıldan beri tarımın tasfiye edildiği bir süreci yaşadık. Ve önümüzdeki dönem küresel ısınma ve küresel ısınmaya paralel olarak su kaynaklarının azalması neticesinde tarımda verimlilik bütün dünyada düşecek. Buna bir de geçici olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın eklenmesiyle daha kısa vadede de ciddi bir tarımsal ürün sıkıntısı küresel bazda geliyor. Bu Türkiye'yi hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. İhmal edilmiş bir tarım, küresel ısınma ve Rusya-Ukrayna Savaşı üçü birleşince önümüzdeki günlerin çok zor geçeceği anlaşılıyor. Biz de Zafer Partisi olarak tarımda yeni bir yapılanmanın ve bir üretim dönemine girilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun için de özellikle önümüzdeki 3 sene boyunca tarımda girdi fiyatlarını devlet sübvansiyonuyla düşürmeyi hedefliyoruz. Yani hem gübre hem tohum. Bunlar da çok büyük ölçüde dışa bağımlıyız ve çok büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz için dövizdeki her artış doğrudan çiftçinin tarlada attığı her tohuma yansıyor. Ve tabii bir de üçüncü maliyet var biliyorsunuz, o da yakıttan kaynaklanıyor. Burada sadece çiftçinin traktöründe kullandığı mazottan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda o ürünün tarladan alınıp şehirde tezgahın üzerine gelmesine için de bir nakliyeye ihtiyaç var. Biz bunun için de bir planlama yapıyoruz ve böylece Türk halkının bir an önce hem bol hem de daha ucuz gıdaya erişmesi önümüzdeki en büyük mesele olarak gözüküyor ve biz bu meseleyi çözeceğimizi düşünüyoruz. Tabii bunun yanında ekilmeyen ve adeta köylünün elinden alınan, köysüzleştirilen milyonlarca dönüm arazimiz var. Bunların tekrar tarımla buluşturulması gerekiyor. Bunun için de biz büyük şehir yasasını iptal edeceğiz ve köyleri tekrar tesis edeceğiz. Köyleri tekrar tesis ederken bir konunun da üzerinde çok önemli duruyoruz. O da köy okullarının tekrar açılması. Çünkü köy okulları açıldığı takdirde aileler köylerde kalacaklar, çocuklar köyde okuyacaklar, köyde öğretmen olacak ve doğrudan üretimin içerisinde olacak, yeni nesillerde üretimin içerisinde olacak. Bu taşımalı eğitim Türkiye'de ne yazık ki tarıma da büyük, tarımın gelişmesine de büyük darbe vurdu ve bunun artık engellenmesi gerekiyor. Bu konuda da hazırlamış olduğumuz projelerimiz var. Bugün de gördüğünüz gibi Ava'dayız ve tarım işçisi arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Mustafa Can Bey ile birlikte. Kendisi partimizin genel başkan yardımcısı, Türk dünyasından sorumlu. Aynı zamanda denizcilik konularında uzman olduğu için o çalışmaları da kendisi yürütüyor. Fakat çok yönlü bir siyasetçi ve tarımın da içinde, yani tarımı sadece kitaplardan değil fiilen üreterek gerçekleştiriyor. Onun için bu konudaki deneyimlerinden de çok faydalanıyoruz. Tabii bir de şimdi bu bahsetmiş olduğunuz tarım politikalarınızla ilgili işte kaçak çalışanlar, özellikle işte göçmenlerden diyelim ya da kaçak tabii ülkemize giren çalışanlar var. Suriyeliler, Afganlar bu süreçte çok önemli bir rol oynamaya başladı ve sadece sanayide değil tarımda da Türk insanının elinden işini almaya başladı ve
Türk insanının gelirini düşürmeye başladı. Bakın çok net olarak ifade ediyorum. Suriyeliler vatanlarına döndükten sonra Türk insanı daha fazla, Türk köylüsü daha fazla para kazanacak. Neden? Çünkü yevmiyeler artacak. Bugün Suriyelileri göstererek yevmiyeleri düşürüyorlar. Biz çalışan bulamıyoruz diyoruz mesela. Bırak. Evet. İnsana eğer hak ettiği parayı verirseniz çalışan da bulursunuz. Bakın hak ettiği parayı verirseniz çalışan da bulursunuz. Genel Başkanım, Suriyelilere sigortasız çalışıyor diyorlar. Biz sizi sigorta yaptırabiliyor muyuz? Hayır. Türkler de sigortasız çalışıyor. Tarım işçisi sahipsiz başkan. Evet. Onun için Suriyelilerin dönmesi ülkelerine, vatanlarına üzerimizden büyük bir ekonomik yükü kaldıracağı gibi aynı zamanda 1 milyondan fazla insana yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasına neden olacak. Devletin vergi kaybını engelleyecek. Bu bir zorunluluk artık hepimiz için. Teşekkür ediyoruz. Peki, sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir sorunları var mı başkanım? Bu çavuşumuz bizim, bir de onu dinleyelim. Evet. Yok, memnunuz yani şu an ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz hiçbir şekilde. Niye memnunsun o zaman? Yani işte yani buna da ne bileyim çalışıyoruz. Genel başkan, bu arkadaşların binip geliyorlar buraya, evet. Para. Evet. Evlerinde canım, elektriği harcıyorlar, para. Elektriğimizi, suyumuzu kendimiz karşılıyoruz. Geçen sene yevmiyeleri 180 liraydı, şimdi 200'ü zor alıyorlar. Evet. Eğer Suriyeliler gitsin, ertesi gün yevmiyeleri 600 lira olacak. Daha fazla olacak, evet. Ve alın terlerin haklarını alacak. Bir de bu arkadaşların yani, kesinlikle sigortalı çalışması lazım. Bu, evet. Sigortayı da tarım yatırımcısına yüklemeyecek devlet. Yani burada üretim yapıyorsun, evet. Devlet karşılayacak başkanım. Evet. Peki, başkanım şu an mesela evinde mesela aylığı yıllığı olmayan, tarımla hayvancılıkla uğraşamayan, yapamayan, yem olmuş o kadar hayvancılıkla uğraşamayan birçok insanımız var. Hepsi evini yevmiyeyle, yani buradan aldığı parayla elektriğini ödeyecek, evet. Suyunu ödeyecek, evet. Evine yiyeceğini getirecek. Evet. Yanlış yani hayvancılık, çocuk okutacak. Yanlış hayvancılık politikaları. Bu köylüye süt ineklerini kesime sattı. Evet. Maalesef. Peki nasıl geçinebiliyorsunuz? Evet. Günlük yemeğe 150 lira. Günlük yemeğe giderek geçiniyoruz. Günlük evet. Günlük yaşıyoruz. Evet. Yağımızı düşünmeden bu şekilde günlük bugün 150 milyon alıyoruz. Akşama 20 milyon olmuş domates. 30 milyon olmuş biber. Yani akşama eve gitmeden paramız bitiyor cebimizde. Şöyle bir oranlarsak genel başkanım. 3 liraydı domates. 120 liraydı yevmiyeleri. 30 evet. Lira domates. 180 lira yevmiye, evet. Başkanım. Evet. Çok net rakamlar. Yani emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yani şu ellerimden de nasıl her tarafımız. Şunu yani gel. Çok gel, yakından gel, da çekebilirsiniz. Yani o kadar kötü bir durumdayız. Çiftçiler, yani bilmiyorum, tarım işçileri ağlıyor yani. Gerçekten bak yani şu kadınlarımızın eli ayağı tutmuyor. Herkes çok perişan yani. Remziye abla gel, bir konuşmanı isterim. Derdinizi anlatın yani. Abi anlatmazsanız gerçekten bu şekilde o zaman hamallık yaparız yani. Bakın, gerçekten. Gel. Burada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Hocamız burada. Biliyoruz başkanım. O da sizin sesiniz olur, anlatırsınız. Tabii canım, yani o da bizim sesimizi duyurmak için en azından burada yanımızda.